Efendim, bu akşam burada olma nedenimi biliyorsunuz. Eğer sizin de izniniz olursa Şebnem'le evlenmek istiyorum. Ama önce sizlerin de huzurunda Şebnem'e son bir soru sormak istiyorum. Şebnem, benimle evlenir misin? Canım ya. Bir an atladın zannettim. Tabii ki. Hayır. Anlamadım. Hayır, hayır. Bin defa hayır. Ama niye? Ne demek niye ya? Ya sen beni ne zannediyorsun? Onca şeyin üzerine hiçbir şey olmamış gibi kaldığın yerden devam edeceğini falan mı zannediyorsun? Bu kızın merhameti büyük. Seneye de üzerim diyorsan... geçmiş ola canım. Şebnem? Ne Şebnem'i ya? Sen beni sadece üzmekle kalmadın. Sen direksiyon sınavında arabaya takla attırdın Arda. Şimdi buradan koşarak uzaklaşıyorsun ve ben burada tek başıma kalıyorum. Hatırladın mı? Sahne aynı ama bu sefer ben seni reddediyorum. Hadi canım, yolu biliyorsun. Kaçak damat. Sen hala buradasın. Hadi. Hadi bir an önce git ki biz arkandan rahat rahat konuşalım, değil mi? Çok özür dilerim Müfit abi, gerçekten ben uyku sersemi seslenmeyince dedim. Abi pardon. Ay aptalsın kainat ya. Gerçekten anlamıyorum. Yani oğlunuz yaşında biriyle bir ilişki yaşıyorsunuz. Aynı evde kalıyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Sen nerede, hangi evde kalıyorsun kainat? Aynı şey değil. Kimin evinde kalıyorsun? Söyle ve kulağınla duy. Başta istedim ama uyandın mı emin olamadım. Mesajımı alınca arar mısın? Telefonu bekliyorum. Yani indirim gününde kasa kuyruğunda can ver Emi Şebnem Gülsoy. Ha, geçtin bari tur bindirme. Yendin bari ezme. Ay yemin ediyorum ayın elemanıyım ya. Hayret bir şey. Ay. Karamsarlık yapmışız. Öyle. Yalnız müzik kutusu eşittir fena yüzü. Biliyorum. Olmadık şeyleri anımsatıyor. Kuruyorsun, deli gibi çalıyor. Sonra yavaşlıyor. Nefesi kesiliyor. Sonra duruyor. Yani iteklersem bir iki nota daha anca. Ama sonra tekrar duruyor. Sevmek gibi mi? Sevmek gibi. Bilirim. Çok hızlı başlar her şey. Önce hemen bir şarkınız olur. Tatiller planlarsın. Sofralara oturursun birlikte ki çok özenli sofralar. Sonra ne olursa birden müzik yavaşlar. Dolabın üstünde bir not görürsün bir gün. Yemek dolapta, ısıtırsın. Kimse kimseyi beklemez artık.
Müzik de bitmiştir zaten. Devam ettirmeyi denersin, biraz daha itersin. Hatta bir ara o şarkıyı tekrar duyuyor gibi olursun. Ama bir bakarsın ki o şarkı çoktan bitmiş. Ta ki biri yeniden kurana kadar. Bunları senin için almıştım. Hani o gün bahsetmiştim ya sana. Çok teşekkür ederim. Efendim Kainan. Ne? Acele mi? Tamam da... Neresi? Tamam, ben gelmeye çalışacağım. Görüşürüz. Acilse bırakabilirim. Müsaitim. Aslında çok iyi olur. E tamam o zaman, hadi hazırlanıp çıkalım. La prossima settimana che vediamo. Ed Istanbul. Hoş geldiniz küçük bey. Hoş bulduk. Ben de diyorum, bu ılgıt ılgıt kezban rüzgarı nereden esiyor? Çal. Abartmasak? Babam yalnız mı? Yalnız. Güzel. Ha, bana bir orta kahve söyler misiniz lütfen? Ateşle barut yan yana olmaz ki. Heh Almila, siz tam olarak neredesiniz? Olmadı, ben gelip alayım sizi ya. Etrafınızda falan ne var? Yani işte bir tane ağaç var. Ağaç var? Yani işte bir tane de küçük bir kız var bisikletli. Ama o hareket halinde Önder. Almilacığım versen bana. Tercan. Alo, merhaba Önder. Biz şimdi senin söylediğin sokağa geldik. Aa, ben motor bisikletini gördüm. Onun dibindeki ev mi? Evet, evet. Tamamdır, geliyoruz. Al, Almilacığım gel hadi gel. Hadi ben gel. Görmedim ki. Ön cephesi de anka kuşunun uçabileceği açıklıkta. Ha? Almilacığım Türkçe konuşsan. Yani ferah. Yani pozitif enerji yüklü. Nasıl buldunuz evi? Emlakçı komisyonu yok, depozito yok. Vallahi ben bayıldım. Ne zaman geçebiliriz? Yani daha bir Şebnem'e sorsak mı acaba? Amirciğim biraz konuşalım mı? Ben içerideyim. Siz rahat edin, tamam? Ne oluyor Allah aşkına? Ne bu acele? Almila, hayatımda duymayacağım şeyleri duydum. En kötüsü de söyleyecek tek bir cevabım yoktu. Nermin karşıma dikilip Ege'nin senin yanında ne işi var diyorsun ama senin baban yaşında adamın yanında ne işin var dedi bana ya. Hem Seniha Hanım da rahatsız. Kulaklarımla duydum. Almila, ne olur anla beni. Bak bu evi tutalım. Şimdilik aramızda kalsın. Gece de Şebnem'e sürpriz yaparız ha? Tamam. Yani sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Gece de Şebnem'e sürpriz yaparız. Yalnız buraya bir pusula okuması şart. Yani arazinin, binanın ve kiracının elementiyle doğum yılının uyumu çok önemli çünkü. Önemli mi? Bakarız, ona bakarız. Günaydın Müfit abi, nasılsın? İyidir ya. Değişen bir şey yok. Ne yaptınız? Nasıl geçti gecen? İstanbul gecelerinin canını okudunuz mu? Okuduk. Okuduk da. Ha, ne oldu? Canını sıkan bir şey mi oldu? Böyle bir terbiyesizlik yapan bir adam falan mı vardı yoksa? Yok abi. Ya dışarıdayken çok eğlendik de. Hı hı.
Biz aslında dün akşamki sürprizin kutlamasını yapacaktık. Ama Şebnem sürprizi öğrendikten sonra pek hoşlanmadı. Atıştık bayağı. Aa, sen Şebnem'le, siz yani atıştınız. Ya ciddi olamazsın ya. Kaçak kedinler kavga mı etti yoksa? Sanırım. Bir yaşıma daha girdim ya. Peki konu neydi? Ben de sana bunu anlatacaktım Müftü abi. Biz Armila ile bir ev tuttuk. Efendim? Biz oturduk konuştuk. Sonuçta ben senin yanında, o da Seniha Hanım'ın yanında sonsuza kadar duramaz. Baktık işler de iyi gidiyor, bir ev tutalım dedik. Keşke benimle de oturup konuşsaydınız. İşte Şebnem de aynen böyle söyledi. Ama biz sürpriz olsun istemiştik. Bu büyük bir sürpriz. Beni nasıl dışlarsınız demeye getirdi resmen. Biz onu nasıl dışlarız abi? Yani bizim kötü bir niyetimiz yoktu, olamazdı. Belki biraz daha düşünceli olmanızı, en başından kendisine de danışmanızı beklemiştir. Yapamazdık ama. Yani bir önceki ev arayışımızda neler olduğunu hatırlıyorum. Şebnem'e göre hiçbir ev iyi değil, yeterince lüks değil. Yani onun evet dediği evlerin kirası da İzmir'de havuzlu dubleks evin kirası. Benim Şebnem'i ne kadar çok sevdiğimi en iyi sen biliyorsun abi. Ama yarın bir gün işinden bıkarsa, ki bu oldukça beklenen bir şey, biz Almila ile o evin kirasını nasıl karşılarız? Ki o sevmez böyle angarya işleri. Yani biz onun yükünü hafifletmiş olduk aslında. Yine de Şebnem'i anlamak o kadar zor değil. Arkasından iş çevrildiğini düşünmüşse epey alınmıştır, normal. Ya biz kimsenin arkasından iş çevirmedik abi. Ya Şebnem bu kadar öfkelenmesi hiçbir sorun yoktu. Biz herkesin onu dışladığı bir zamanda tanıştık onunla. Bizim hiçbir koşulda onu dışlamayacağımızı bilmesi gerekiyor. Yine de böyle ciddi konularda hayatınızda önemli yer tutan insanları karşınıza alıp konuşursanız daha doğru kararlar vermiş olursunuz. Sonucunda da böyle canınız sıkılmaz. Hayrola Şebnem Gürsoy? Yok bir şey. Yok bir şey. Seni bu kadar bunalıma sokan şu yok bir şeyi biraz açalım istersen. Söyle bakalım derdin ne? Sorun kainat. Ne olmuş kainata? Ya ben doğaçlama yaşadığımı zannediyorum. Ama bir bakıyorum birilerinin yazdıklarını oynuyorum. Yani bana sormadan benim hayatımla ilgili kararlar veriyor. Çok fenaymış. Ama senin de her zaman dediğin gibi. Canım, daha acısız intihar şekilleri mi vardı? Kainat benim kardeşim. Yani babam ya da patronum değil ki. Öyle kendi başına benim hayatımla ilgili kararlar veremez. Ben de biraz sert çıktım tabii. Ama hak etti yani, bir şekilde anlaması lazımdı. Ama kainat da pek haksız sayılmaz Şebnem. Almila! Yine en çok satanlar listesinde bir numarasın maşallah. Kainata yardım ve yataklıkta da Everest'in. Ben her şeyin farkındayım. Ama Şebnem, yani çok acil taşınması gerekiyordu. Zaten şimdilik demişti. Hem sen eğer arıza çıkarmış olsaydın o sokakta yatacaktı. O derece yani. Kavşağa geçtikten sonra sinyal veriyorsun canım. Geçti o, artık çok geç. Anlamadım, kainat niye sokakta yatacaktı? Onu ben şimdi size söyleyemem Seniha Hanım. Kardeşim ya, bravo ya. Öyle taklacı güvercin gibi 40 salto atıp suya atlıyorsun. Böyle kapalı alanlarda yap. Gidiyorsun denizde yapıyorsun. Sahil kadın dolu. Malum baklava börek insansın. Ondan sonra onları gerçek sanıp ısırmaya kalkıyorlar. Can pazarına dönüyor ortalık. Abi abartmasak? Yok abartmıyorum. Can! Ne haber abi? Oo paşam, hoş geldin. Hoş bulduk. Vay be. Ne yapıyorsun? Tamam mı yani? Toparladık mı bunalımı? Yok abi, orada da yapamadım. Kalıyorsun ama değil mi? Net yani. Haydi. Haydi. Abi başka konuşacağım ama ha. İkinizde de renk tüpü bitmiş. Sürekli bir siyah beyaz yayın hali. Bir nostalji. Hep bir geçmiş.
Oğlum önümüze bakacağız artık. Hem sen niye kalmıyorsun ki? Yani öyle kalmak için bir nedenim yok. Öyle olunca gitmek için iyi bir nedenin oluyor. Şair burada Selim'e sesleniyor. Yok yok. Şairin afyonu daha patlamamış. Onu bir ayıltmak lazım. Bir el atalım istersen. Yani böyle daha böyle serin serin suların içine falan ha. Hadi. Ya şişt, hemen de anladın bak. Lan yok. Tamam tamam. Ay! Hoş bulduk ya. Hoş geldin, güzel. Hoş geldin. Güzel ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Arkasın. Yani. Günaydın. Bu sabahı tekrarlayalım demiştik. Bence arayı fazla uzatmayalım. Mesela bugün. Uyanınca beni ara. Kızlar adettendir. Bir ev hediyesi alınacak. Ama bu Müfit abi itirazlarına kapalı bir konu. Olur mu öyle şey Müfit abi ya? Zaten yeterince yük olduk sana. Ya bak bunlar mühim şeyler valla. Şimdi yıllar önce ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman bir arkadaş bana bir ev hediyesi almıştı. Çamaşır makinesi. Ama makineyi bir görsen mobil yani makine. Böyle geziyor çalıştığı zaman sağa sola sular fışkırtıyor falan. İnanılmaz bir makine. Ama ben hediyeyi alan arkadaşı sevinçten böyle bir omzuma almadığım kalmıştı. Fakat sonra o bir ev açınca ben de onun eksiklerini giderdim. Yani evler böyle böyle kuruluyor. Kısaca diyeceğim ilk beyaz eşyanız benden. İhtiyaca göre. Neyiniz eksik? Aslında olanları saysak daha çabuk biter Müfit abi. 3 saniye kadar. O zaman ilk yaşam destek ünitesi olandan başlayalım. Çamaşır makineniz benden. Eğer talibi yoksa buzdolabı da benden. Seniha Hanım, olmaz öyle şey Müfit abi. Olur olur ya, sen de bana ütüye gelirsin. Zaten ne kadar karlı çıktığımı geldiğin zaman anlayacaksın. Hayırdır İzafet? Bir tane gizli özne musallat oldu da Facebook'tan. Kendinizdeki zanneden. Onu gömüyorum canım. Nasıl? Yakışıyor muyuz? Vallahi beyaz çorabın üzerine giyilen parmak arası terlik kadar yakışıyorsunuz. Yani böyle uyum görmedim. Tanıdık gelmedi yani. Yok. Anladım. Sen kalk Facebook'tan bir tane çakma hesap aç. Oraya bir tane manken fotoğrafı oturttur. Ondan sonra neymiş efendim? Beni bakkalın önünde görmüşmüş de, yeni komşumuzmuşmuş da, bana açılamamışmış da, bakkaldan ismimi öğrenmişmiş de, Facebook'tan beni bulup Facebook'tan yazmışmış. Ben de yedim. Zafet. Bana bak Memo. Sana baba sahilinde piknik tüpüyle zorla dalış yaptırırım. Benim zekamı sakın küçümseme, anladın mı? Sakın. Ya Zafet. Ne var be? Ne var? Değilsiniz demeniz yeterliydi Zafet Hanım. Senin arkadaşlık teklifini al, kıvır, kıvır, kıvır ve başlayan cümlenizi aynen size iade ediyorum. Umarım bir daha karşılaşmayız. Ay. Ya Zafet abla, bildiğin kendi ayağına sıkmışsın sen ya. Ya of Memo ya, of. Kardeşim 10 numara kahvaltı vallahi. Ben de şaşırdım açıkçası. Oho. Ama sen ne ara jest ettikten yesin kuzucuklarıma döndün ya. Memnun değil misin yoksa? Ne yalan söyleyeyim, insan biraz şaşırıyor. Sen de aramıza dön artık Can. Ne yapacaksın sen, döndüğünü kainata söyleyecek misin? Abi kız başkasına aşık yani. Söylesem ne fark edecek ki? Bence haber verme. Ama haberdar olmasını sağla. Yani ne fark var? Çok fark var.
Kadınlar öyle kolay vazgeçen tiplerden pek hoşlanmazlar. Bulaşık olmakla inatçı olmak arasında fark var. Bunun dozunu sen ayarlayacaksın. Ha bir de kadını bunalıma sokma. Saçlarını kestirmesine sebep olma. Kısacası kuaför dostu erkeklerden olma. Güzelmiş. Ya doktor hanım, bana da bir reçeteniz var mı? Benle dertler der ya. Neymiş? Şimdi ben bir kızı seviyorum. Ama gittim kıza kendimi başka biri olarak tanıttım. Niye diye sorma yani. Oldu bir kere. Ondan sonra da film koptu zaten. Şimdi şöyle. Senin durumun biraz sıkıntı. Evi gece gündüz takip edin. Kızların geliş gidiş zamanları. Ege ne zaman geldi, ne zaman gitti? Hepsini istiyorum. Peki Nermin Hanım, konuştuğumuz şeylerle ilgili ne zaman harekete geçeceğiz? Doğru zamanı bekleyeceğiz. Herkes bunun bu kadar kolay olmadığını anlayacak. Bizim yaptığımızı bilecekler. Ama hiçbir şey yapamayacaklar. Anladım.